Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda İsra suresi 45 ve 52. ayetleri, bunların arasındaki ayetleri değerlendirmeye çalışacağız. Allah-u Teala burada nice önemli mesajları bize bildiriyor. Şöyle ki: وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, sen Kur'an'ı okuduğunda, جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا, biz seninle ahirete inanmayanlar arasında gizli bir perde meydana getirdik. Ve cealna ala gulubikim ala gulubihim ekinneten, ve onların kalpleri üzerinde perdeler meydana getirdik. En yefkahuhu, onu anlamalarına engel olan. Ve fi azanihim vakra, ve kulaklarında da bir ağırlık meydana getirdik. Burada Kur'an-ı Kerim'i anlama noktasında kafirlerin nasipsizliğine dikkat çekiliyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı ve Kur'an-ı Kerim'den herkes normalde istifade etmesi beklenir. Ama bir kısım inatçı kafirler var ve bu inatçı kafirler Kur'an'ı anlamamak, dinlememekte ısrar ediyorlar. Ve bunlarla Peygamberimiz arasında sanki bir perde var. Görülen bir perde değil, görülmeyen bir perde var. Mesela bir insanın gözü açık olabilir ama gözüne bir perde inmişse o insan göremez. Bazı insanlarda böyle oluyor. Bir ameliyatla o perde alınırsa görür hale geliyor ama böyle bir ameliyat yapılmazsa gözü perdeli kalıyor. Demek ki kafir manen kördür. Ve aslında gerçekler son derece açıktır ama kafir olan bir kimse manen kör olduğundan dolayı o gerçekleri görememektedir. Ve onların kalplerine birer perde koyduk, anlamalarına engel olan bir perde diyor. Bu yaratma noktasında Allah'tandır ama sebebiyet verme noktasında kendilerindendir. Yani gözünü yuman bir insana siz bir şey gösteremezsiniz. Anlamamaya azmetmiş bir kimseye de bir şeyi anlatamazsınız. Mesela Hazreti Şuayb Aleyhisselam peygamberler içerisinde fesahatıyla, güzel konuşmasıyla meşhurdur. Kendisine Hatibul Enbiya denilir. Ama Şuayb Aleyhisselam kavmini anlatırken kavmi ona diyorlar ki: "Ma nefkahu kesiran mimma tegul." Ey Şuayb, biz senin dediklerinden çoğunu anlamıyoruz. Burada anlatma noktasında problem yok. Yani bir peygamber elbette anlattığının hakkını vererek anlatıyor. Ve kaldı ki kendisi hatip olan bir insan, çok güzel konuşan bir insan. Ama karşı taraf bunu algılayamıyor. Karşı taraf onu anlayamıyor. Adeta ayrı diller konuşuyorlar. Halbuki her peygamber kendi kavminin diliyle gönderilmiş. Hazreti Şuayb onlara yabancı bir dilde hitap etmiyor. Ama onlar o kavramları anlamıyorlar. O gerçekleri anlamamak üzere sanki azmetmişler, sanki buna kesin niyetlenmişler. Böyle olunca da onlara hitap eden, gerçekten çok güzel anlatan birisi de olsa yine kalplerine bir şey girmiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük insan, en büyük peygamber ve en güzel konuşan bir insan. O kadar güzel konuşuyor ki sahabeler Peygamber Efendimiz'i dinlerken sanki başlarında bir kuş var da hareket etseler kuş uçuverecekmiş gibi, o tarzda tam bir huşuyla, tam bir huzurla kendilerini tam böyle kaptırarak Peygamber Efendimiz'i dinliyorlar. Ama görüyoruz ki Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi Peygamberimizle aslında aynı toplumda olan, beraber epey bulundukları o kimseler Peygamberimizden istifade edemiyor. Neden? Kalplerinde bir perde var, bir örtü var ve Peygamberimizin gerçek mahiyetini göremiyorlar ve Peygamberimizi sen de bizim gibi bir insansın şeklinde değerlendiriyorlar. Evet, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir beşer, bir insan. Muhammedun beşer, la kel beşer. Yani Muhammed bir insandır ama diğer insanlar gibi değil. Bel huve lüplüün beynel hacer. O taşlar arasında bir inci gibi. Ama onlar inci olarak görmüyor,
kendileri gibi bir insan olarak görüyorlar. Ve diyorlar ki sen bir peygamber değilsin. Bizden farkın ne? Sen de bizim gibi bir insansın. Nasıl ki önümüzdeki kitapta harfler var, kelimeler var. Okumayı biliyorsak manayı anlıyoruz. Ama okumayı bilmiyorsak baktığımızda sadece bir takım siyah harfler görüyoruz. Hatta ne olduklarını da bilmiyoruz. İşte kafir olanlar adeta peygambere bu tarz bakıyorlar. Onun manevi yönünü hiç görmeden sadece cismani bir beşer, kendileri gibi bir insan olarak görüyorlar. Halbuki peygamberimizin peygamberlik ciheti kalp gözüyle görülen bir durum. İşte bu ahirete inanmayan nasipsiz insanlar velev en büyük peygambere de muhatap olsa onu gerçek kimliğiyle göremiyorlar. وَاِذَا ذَكَارْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ Sen Kur'an'da Rabbini zikrettiğinde vahdehu tek olarak, yani sen Kur'an'da Rabbini tek bir ilah olarak bildirdiğinde, insanlara bunu anlattığında وَاَلَّوْ عَلَى اَدْبَارِهِمْ نُفُورًا arkalarını dönüp senden kaçtılar. Yani nasıl ki yarasa ışıktan rahatsızlık duyuyor, bu müşrikler, bu kafirler de tek Allah inancını o tarzda karşıladılar. Çünkü Peygamberimiz döneminde putlar ilah kabul ediliyordu ve bunların sembolleri Kabe'ye konulmuştu ve aynı zamanda bundan bir çıkar, maddi bir menfaat de oradaki toplum elde ediyordu. İşte bunlara Rabbiniz tek bir Rab'dir, ilahınız tek bir ilahtır, Kur'an'ın diliyle bunlara anlatıldığında Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi nasipsiz pek çok insan Kur'an-ı Kerim'den ürktüler, Kur'an-ı Kerim'den kaçtılar ve Peygamberimizi dinlemek istemediler. Nahnu a'lemu bima yestemi'une bihi. Biz onların neyi dinlediklerini en iyi bilmekteyiz. İz yestemi'une ileyk. Onlar sana kulak veriyorlardı. Ve izhum necve. Ve kendi aralarında fısıldaşıyorlardı. İz yegulu zalimune. Ve zalimler şöyle diyordu o zaman. İn tettebi'une illa raculen meshura. Siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz. Ve Peygamberimizi haşa büyülenmiş bir insan olarak görüyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizle alakalı onların bir takım iftira sözlerine yer veriliyor. Peygamberimize haşa diyorlar ki inneme ente beşerun mislena. Sen de bizim gibi bir insansın. Öte yandan şunu söylüyorlar. Kur'an senin sözündür. Sen bunları düşündün, bize söyledin. Ve bundan dolayı Peygamberimize şair diyorlar. Kur'an'ı bir şiir gibi görüyorlar. Peygamberimize kahin diyorlar. Peygamberimize büyücü ifadesini, sahir ifadesini kullanıyorlar. Burada da onların demiş oldukları başka bir ifade. Başkalarını Kur'an'dan kaçırmak için diyorlar ki siz büyülenmiş bir adamın peşinden gidiyorsunuz. Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara hak ve hakikati anlatıyor. Allah'ın emirlerini, yasaklarını anlatıyor. Unzur, işte bak. Keyfe darabu lekel emsal. Sana nasıl misal getirdiler? Seni neye benzettiler? Fedallu, böylece onlar yoldan çıktılar. Fela yestatiuna sebile. Artık onlar yola da gelemezler. Öyle bir yoldan çıktılar ki artık bunun dönüşü yok. Adeta bataklığa girmek gibi. Bir insan doğru bir yolda giderken bataklığa böyle girse çırpındıkça daha da batacak. Girmek elinde ama adeta çıkmak elinde değil. İşte en büyük insan, en büyük peygambere büyücü diyen, büyülenmiş diyen bu kimseler de bu gibi ifadeleriyle öyle bir bataklığa girdiler. Artık oradan dönemeyecekler. Tabi buradan bir insan küfre düşmüşse dönemez, o anlamda kastetmiyoruz. Bazı şahıslarla alakalı Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi bazı insanlar var ki bunlar en büyük peygambere de muhatap olsa yine de kabul etmeyecekler, etmediler. Ve küfürlerinde inat ettiler, küfürlerinde ısrar ettiler. Ayet-i Kerime o gibi durumlara bakıyor. Yoksa normal şartlar altında dünkü kafir bugün iman edebilir.
gözünden perdeyi kaldırırsa ve hak ve hakikata yönelirse Allah yönelenlere yönelmektedir. İnsan Allah'a doğru bir adım attığında Allah ona 10 adım atmakta. O insan yürüyerek Allah'a müteveccih olsa Allah adeta ona koşarak gelmekte. Sembolik ifadelerle ifade ediyorum. Bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın hidayeti onlarla normalde beraber olacak. Ama onlar yönelmiyorlar. Yönelmeyince de Allah zorla kimseye hidayet vermiyor. Zorla kimseyi mümin yapmıyor. Ve galu, onlar şöyle dediler. E izâ künnâ izâmen ve rufâte, yani biz kemik haline geldiğimizde ve böyle ufalanıp toz haline geldiğimizde e innâ lemeb'ûsûne halgan cedîde, yeni bir yaratılışla tekrar mı yaratılacağız? Bu istibat meselesi, yani öldükten sonra dirilmeyi akıldan uzak görmek. Ve küfrün önemli sebeplerinden birisi akıldan uzak görmektir. Mesela küfür yolunda gidenler şöyle diyebilirler. Bütün alemlerin yoktan yaratılması, tek bir ilah tarafından idare edilmesi bizim aklımıza sığmıyor. Halbuki akla sığmaması onun öyle olmaması anlamına gelmez. Ben şöyle bir misal vereyim. Dünyanın bütün fabrikaları full otomasyon bir sisteme döndürülse, bir tek çocuk bir tek düğmeye basarak bütün fabrikalardaki faaliyeti başlatabilir, idare edebilir. Ama siz bunu fabrika nedir bilmeyen, elektrik nedir bilmeyen, teknolojiden haberi olmayan birisine kabul ettiremezsiniz. Veya günümüzde cep telefonu gibi durumlar, işte elimizde cep telefonuyla dünyanın öbür ucundakini görebiliyor, görüşebiliyoruz. Bunu başkalarına, bundan 100 yıl önce, 500 yıl önce yaşamış insanlara kabul ettirmek zor olabilir. Onlara göre bu imkansız bir olaydır. Demek ki bir şeyi akıldan görmek, akıldan uzak görmek onun olmayacağı anlamına gelmez. Bir zamanlar insanlara göre uçmak sadece bir hayaldi ama günümüzde insanlar kuşlardan daha süratli uçabiliyor. Sadece akılla insan kendi aklıyla bunu değerlendirmeye çalışsa hayret eder ve kabul edemeyebilir. Ve günümüzde diyelim 1000 kişilik uçaklar ve bunların ayrıca eşyaları var, yükleri var. Bütün bunları bir gök cismi, normalde metallerden yapılmış, çelikten yapılmış bir uçak gökyüzünde böyle taşıyabiliyor. Normalde akıl alır gibi bir olay değil. Ama aklın almaması bu olmayacak demek değil. Ve bugün zaten de var. Artık insanlar yaygın bir şekilde uçağa da binebiliyor. Kanatları olmadığı halde insanların gökyüzünde kuşlardan daha süratli uçabiliyorlar. Demek ki öldükten sonra dirilmeyi akıldan uzak görmek, biz toprak olduğumuzda, kemik haline geldiğimizde, ufalandığımızda tekrar mı diriltileceğiz? Bu şekilde bunu Allah'ın kudretinden uzak görmeleri gerçekten akıllıca bir iş değil. Yani biz bir zamanlar yoktuk. Allah bizi yoktan yarattı. Yoktan yarattığını tekrar niye diriltemesin? Ben ezbere bir şiiri yazsam, ardından da o şiirin kağıdını yaksam, eyvah o güzelim şiire yazık oldu denilmez herhalde. O şiiri yoktan yazan ben, başka bir kağıtta aynı şiirin noktası virgülüne hiçbir şeyini değiştirmeden aynen yazarım. Ve Cenab-ı Hak ve indena kitabun hafiz buyuruyor. Yani her şeyi hıfz eden kitap bizim nezdimizdedir. Her şeyin programı Allah katında belli. Cenab-ı Hak peygamberimize onların bu akıldan uzak görmelerine mukabil şöyle demesini emrediyor. Kul kunu hicareten ev hadide. Onlara de ki siz ister bir taş olun, isterse demir olun. Ev halgan mimma yekburu fi sudurikum, veya kendi içinizde, gönlünüzde büyük olan ne varsa o şekilde hayal edin. Allah sizi tekrar diriltecektir. Feseyagulune, o zaman onlar şöyle diyecekler. Men yu'iduna, bizi tekrar kim iade edecek? Toprak haline geldiğimizde veya bir taş veya bir demir olduğumuzda veya başka bir şey olduğumuzda kim bizi tekrar iade edecek? Kul, ey peygamber, sen de ki ellezî
fatarakum evvele marra. Yani önce kim sizi yaratmışsa o sizi tekrar diriltecek. Kur'an-ı Kerim gerçekten ikna noktasında, ispat noktasında da insanların akıllarını ikna edecek, akıllarını tatmin edecek şekilde deliller getiriyor. Kur'an-ı Kerim sadece öldükten sonra diriltileceksiniz deyip işi orada bırakmıyor. Bunun aklen anlaşılır delillerini de ortaya koyuyor. İşte burada sizi önce kim yaratmışsa o sizi tekrar diriltecek, o size tekrar hayat verecek denilmesi meseleyi aslında bitiren bir durumdur. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Neşe-i ulayı görüp de neşe-i uhrayı inkar edene hayret edilir. Yani ilk yaratılışı görüyoruz. Biz bir zamanlar yoktuk. Yokluktan var edildik. Alem bir zamanlar yoktu. Yokluktan vücut sahasına getirildi. Daha diğer varlıklar, canlılar yoktu. Yoktan yaratıldılar. Bunları yoktan yaratan tekrar niye bunları bir araya getiremesin? Bir komutan ülkenin her tarafından askerleri toplasa, ardından bir istirahat borusu çaldırsa, bunların her biri bir köşeye çekilse, ikinci bir boruyla, ikinci bir emirle onları bir anda toplar. Ve bu ikinci olarak bir araya getirmek çok daha kolaydır. Her taraftan onların toplanması daha zahmetli bir iş. Ama zaten toplanmış fakat istirahat için dağılmışlar. Tekrar bir boru sesi geldiğinde, toplam borusu çaldığında bunlar hepsi birliklerine döneceklerdir. Ve tabur nizamı altına gireceklerdir. Temsilde hata olmasın. Bütün varlıklar Allah-u Teala'nın askeri durumunda. Bütün atomlar Allah'ın birer neferi askeri durumunda. Allah-u Teala işte sayısını bilmediğimiz o zerreleri vücudumuzda da istihdam ediyor, kullanıyor ve bizleri bu şekilde yaratıyor. Onlar vücudumuzda hizmet ediyorlar. Öldüğümüz zaman bunlar dağılıp gidiyor. İstirahate çekilmiş askerler gibi. Ama Allah katında bunun programı var. Allah katında her insanın programı belli. Böyle olunca hiçbir insan diğeriyle iltibas edilmeden, diğeriyle karıştırılmadan yine kendisi olarak diriltilecek. Nasıl ki toprağa acı biber bırakmışsak acı biber çıkıyor, tatlı biber bırakmışsak tatlı biber çıkıyor. Bunlar birbiriyle karıştırılmadığı gibi insanların ruhları da cesetleri de diğer alemde karıştırılmayacak. Herkes yine kendisi olarak diriltilecek. فَسَيُنْهِدُونَ اِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ Onlar başlarını alaylı bir şekilde böyle sallayacaklar. Yani kabul edemeyecekler. Olmaz böyle şey tarzında. Yine de ikna olmayacaklar. Ve يَقُولُونَ diyecekler ki مَتَاهُ O ne zaman? Yani sen bize böyle diyorsun ama bu ne zaman diyecekler. قُلْ أَسَا اَنْ يَكُونَ غَرِيبَ Sen de de ki ola ki çok yakındır. Külliyatın garip, yani her gelecek yakındır. Dolayısıyla insanın ölmesi, öldükten sonra tekrar dirilmesi, bu da çok uzun bir zaman almayacak. يَوْمَ يَدْعُوكُمْ O gün Allah sizi çağıracak, yani kabirlerinizden sizi çağıracak. فَتَسْتَجِبُونَ بِحَمْدِهِ Hamd ile siz de icabet edeceksiniz. Yani karşı gelmek yok. Yok biz dirilmeyeceğiz demek yok. Ve orada tekrar size ceset verilecek ve tazunnuna ille bistum illa galile ve zannedeceksiniz ki çok az bir müddet kaldınız. Yani diyelim Hazreti Adem döneminde ölen birisi kıyamet koptuktan sonra diriltildiğinde aradan bilmediğimiz belki yüz binlerce yıl geçti ama o yüz binlerce yıldan sonra kabirden kaldırıldığında sanki çok az bir müddet geçmiş gibi ona öyle gelecek. İşte değerli dinleyenlerim, değerli izleyenlerim, gerçekten önümüzde çok hayret verici durumlar var. Evet, önümüzde ölüm var ama merak etmeyin, ölümden sonra hayat var. Cenab-ı Hak o hayatta bizi cennetine, cemaline nail olanlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.